Expert Para kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Bitcoin ile ilgili bir destek direnç noktalarını kontrol edeceğiz öncelikle. Daha sonrasında bana gelen sorulardan bir tanesi kripto para birimlerimi yani kripto para coinlerimi hangi cüzdanlarda saklayabilirim sorusu çok geldi. Ücretsiz olan cüzdanlardan birkaçını inceleyeceğiz ve ücretli olan cüzdanlardan soğuk cüzdan olarak geçen cüzdanları inceleyeceğiz. Ve bayram çekilişimizi yapacağız. Son videomuzun altına birçok beğeni ve yorum geldi. Çok teşekkür ediyorum herkese arkadaşlar. Bayağı da ilgi çekti stratejimiz. Herkes tarafından beğenildi. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ve bu bayram çekilişimizi gerçekleştireceğiz. Videomuzun altına yorum yapan 3 arkadaşımızı VIP Telegram kanalımızda bir ay misafir edeceğiz. Hepinize iyi seyirler dilerim arkadaşlar. Bitcoin'in genel yön analizinde baktığımız zaman şu anda Bitcoin'de golden cross gerçekleşti. Şuradan kontrol edebiliyoruz. MA 50 ile MA 200. Daha öncesinde de söylemiştim. Hareketli ortalama, 50 günlük ortalama ve 200 günlük ortalamada 50 günlük ortalama 200 günlük yukarı yönlü kestiği durumda golden cross oluşumu gerçekleştiğini daha önce söylemiştim. Golden cross ve Did cross nasıl oluşur adlı videomuzda da bununla detaylı anlatımları var. Oradan da izleyebilirsiniz. Bitcoin'de bu golden cross oluşumu gerçekleşti fakat Bitcoin hala kendisini toparlayamadı. Bitcoin'de şöyle bir şey var. Bu son satoshi cüzdanındaki transfer yani olaydan sonra bitcoin'e bir güven kırılması gerçekleşme durumu oldu şu anda ve çoğu kişi temkinli yaklaşıyor. Hatta şuradan da kontrol edelim. Korku endeksimizi kontrol ettiğimiz zaman da 39 notunda şu anda 39 puanında dün 41 puanındayken bugün biraz daha korku seviyesi artmış görünüyor. Ve geçen ay aşırı korku seviyesinden bu ay normal korku seviyesine geldiğini görüyoruz. Geçen hafta 50 puandaymış. 50 not ortalamasındaymış. Ve şu anda 39. Yani bu cüzdanındaki transfer olayından sonra şu anda hala yönünü bulabilmiş değil bitcoin. Normalde yukarı yönlüydü yönümüzün gidişatı fakat bu olay piyasalara olumsuz olarak yansıdı. İkinci transferin gelmemesine rağmen hala daha bir korku var piyasada şu anda. Dediğim gibi Golden Cross oluşumu gerçekleşti. Golden Cross'tan genelde zaten bir oluşum gerçekleştikten 1-2 ay sonrasında, 3 ay sonrasında bir yukarı yönlü fiyat hareketi geliyor. Şu anda hareketli ortalamalarımızı kapatalım ve destek direnç noktalarımızı kontrol edelim. Daha önceki videomuzda da bahsettiğim gibi direnç noktamız 9871 dolar seviyesi ve ondan öncesinde 9080 dolar seviyesinde bir direncimiz var. Şu 9080 dolar kısmını ben orta bant olarak alıyorum kendi analizlerimde sağlam bir nokta şu anda. Gördüğünüz gibi Bitcoin de şu anda 8750 dolar seviyesinde. 9080 dolara kırarsa yukarı yönlü şu yeşil çizdiğim direnç noktalarımıza gitmemiz mümkün. Fakat aşağı yönlü hareketlerde de 8366 destek noktamız var. Bunu kırması durumunda 7516'da bir destek noktamız daha var. Sağlam bir destek noktası 7516'da yönümüzü bulmamız için bir süre akümülü olmamız gerekiyor Bitcoin'in belli aralıklarda. Şuradan da hatta saatlik ortalamamızı alalım. Hatta 4 saatlik ortalamamızı alalım. Şu çizdiğimiz destek ve direnç noktalarındaki kısımları görüyorsunuz. Şuradaki 9871 direncini bayağı bir denedi tekrardan aşağı geldi tekrardan yukarı denedi tekrardan denedi denedi kıramadı bir türlü ve tabii kıramayınca yön aşağıya doğru döndü 9080 dolar destek olarak kullandı bir süre fakat 9080 dolar desteği kırıldı aşağı yöndü şu anda 8366 noktası destek oldu bizim için 9080 dolar direnç oldu yönümüz artık Buradan sonrasında belli olacak. 9080 doları yukarı yönlü kırabilirsek yükselişe girebiliriz. 9080 doların altında kaldığımız sürece her an bir tehlike var. Piyasada bir olumsuz haber daha gelirse 7516 dolar direncinde alabilir solu bitcoin olarak. Bitcoin'de genel yön analizimiz bu şekildeydi arkadaşlar. Kripto para cüzdanlarında şu anda asıl videomuzun konusuna geçelim. Diğer firmasının cüzdanları. Ledger Nano S bir önceki sürümde kullanılan cüzdandı. Soğuk cüzdandı. Ledger Nano X de bundan sonrasında çıkan bir cüzdan. Şimdi bunların arasında ne farklar var? Ledger Nano S'de kendim de Ledger Nano S kullanıyorum şu anda. Ledger Nano S'de 2-3 coin depolayabiliyorsunuz maksimum. Fakat diğer coinlerin cüzdanlarını kurduğunuz zaman da içerisine bunların içerisine coin attığınızda ve bu cüzdanları silseniz bile tekrardan o cüzdanları kurduğunuzda geri geliyor coinleriniz içine. Yani coinleriniz hiçbir yere kaybolmuyor. Ve soğuk cüzdanların en büyük avantajı şu Size 24 taneli cüzdanı kurarken bir güvenlik kodları veriyor. Bu kodları çok iyi saklamanız gerekiyor. Kripto para cüzdanınız kaybolsa, çalınsa ya da bozulsa bile yenisini aldığınız takdirde bu kodları girdiğinizde cüzdanlarınız geri yerine geliyor. Ledger Nano X'te bu olay biraz daha geliştirildi. Ve içine birçok coin, 3'ten fazla coin depolaması yapılıyor şu anda. Ve en büyük farkı wireless'dan yani bluetooth üzerinden cep telefonunuzdan bağlanabiliyor. Ledger Nano S'de bu olay yok. Ledger Nano S'de sadece kablo ile bağlayabiliyorsunuz. Kripto para borsalarında ciddi birikim tutan arkadaşlar için özellikle söylüyorum trade ettiğiniz miktarları sadece borsada tutun. Borsada bunun haricindeki yüklü yatırımlarınızı her zaman bu şekilde bir soğuk cüzdanda saklayın ki bir çalınma durumunda, borsaya hack durumunda, borsanın kapanması durumunda bile kripto paralarınız yok olmasın. Diğer türlü siz borsada bütün elinizdeki sermayenizi tutarsanız yarın bugün borsa hack olayında ya da kapanma olayında bir aksi durumda sizin cüzdanınızda coinler de gidecektir. Ondan dolayı sadece trade ettiğiniz kısmı mesela 10.000 dolarlık coininiz var diyelim. Bunun 9.000 dolarlık kısmını hiç kullanmıyorsunuz uzun vadeli saklayacaksınız. Bunları soğuk cüzdanınıza atın uzun vade orada dursun. 1.000 dolarlık kısmıyla trade yapıyorsanız 1.000 dolarlık kısmı sadece borsada dursun. Yani borsaya bir olası durumda bir saldırı durumunda bile en fazla 1000 dolarınız gider. 9000 dolarlık coin'iniz soğuk cüzdanınızda geri durmuş olur. Bu cüzdanlar da şu anda yani piyasanın lideri konumunda Ledger firması. Ve Ledger firmasından sonra Trezor adında yine coin cüzdanları var. Soğuk para cüzdanları. Fakat Ledger kadar tutulan bir cüzdan değil. Ledger'de sürekli coin ekleme olayı gerçekleşiyor içerisine çoğu coin var. Yani Ethereum altyapısında çalışan zaten bütün coinleri depolayabiliyorsunuz. My Ether Wallet üzerinden soğuk para cüzdanınızı yani Ledger Nano bağlayarak oradan transferlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz Ethereum altyapısı kullanan coinlerde. Birçok coin artı olarak bir sürü coin depolayabilir depolayabiliyorsunuz ve en büyük artısı dediğim gibi Bluetooth olarak bağlanabiliyorsunuz cep telefonunuz üzerinden. Ama şöyle de bir şey var. Benim elimde çok aşırı miktarda bir yatırımım yok. 1000 dolarlık bir yatırımım var benim. Onun için ben bu cüzdanlara para vermek istemiyorum da diyebilirsiniz. Eğer bu cüzdanlara para vermek istemiyorsanız cep telefonunuzu cüzdan olarak kullanabilirsiniz. Bunun için de en sağlam cüzdanlarımızı göstereyim size. Trust Wallet mesela. Trust Wallet cüzdanı hem iOS üzerinde hem Google Play üzerinde şu anda faaliyet gösteriyor. Binance firmasının cüzdanı bu arada. Ve en büyük artısı cep telefonunuza kuruyorsunuz bu cüzdanı. Android ise cep telefonunuz ya da iOS ise cep telefonunuza kurduktan sonra size cüzdan kurulumunda yine 12 haneli ya da 24 haneli güvenlik kodları veriyor. Bu güvenlik kodlarını bir kağıda yazıyorsunuz ve çok iyi bir yerde saklıyorsunuz. Bu cüzdanınızda giriş şifrelerinizi tanımlıyorsunuz cüzdanınıza ve bu cüzdan adresinize mesela Ethereum çekeceksiniz. Ethereum adresinizi alıp borsadaki ethereumlarınızı buraya gönderebiliyorsunuz ya da bitcoinlerinizi burada saklayabiliyorsunuz. Bu cüzdanlar da soğuk cüzdan gibi. Fakat şöyle bir şey var cep telefonlarınız hepiniz tabi internete giriyorsunuz. Eğer cep telefonunuza bir virüs bulaşma durumu olursa bu cüzdanlar tehlike altına girerler. Fakat şöyle bir şey var cep telefonunuz bozuldu ya da cüzdanınız silindi diyelim. O size kurulum esnasında cüzdanın kurulum esnasında verdiği kodları daha sonra yeni aldığınız cep telefonunuza bu programı kurup kodları girdiğiniz takdirde tekrardan cüzdanınız yerine geliyor. Ancak cep telefonunuza bir virüs bulaşması durumunda coinleriniz tehlike altına girer. Trust Wallet dediğim gibi en çok kullanılan cüzdanlardan bir tanesi şu anda. Bir diğer cüzdan Atomic Wallet. Atomic Wallet'ta da birçok gördüğünüz gibi 300'den fazla kripto para ve token depolayabiliyorsunuz. Ethereum bazıları yine depolayabiliyorsunuz. Çok güzel bir cüzdan. Staking desteği var yine. Trust Wallet'ta da staking desteği var. Yani sizin elinizde mesela Tron coin var. Tron'a her ay verilen stake ekstra yani size bonus hediye coin'i hem Trust Wallet'ta hem Atomic Wallet'ta alabiliyorsunuz. Yine sağlam bir cüzdan. Fakat şöyle bir şey var. Dediğim gibi cep telefonunuza bir virüs bulaşma durumunda sıkıntı olabilir anca. Ya da private key'leriniz yani cüzdanı kurarken girdiğiniz kodları kaybederseniz cüzdanınıza bir daha erişemezsiniz. Zaten cüzdanı kurarken size bunun uyarısını veriyor. Kesinlikle dediğim gibi o kodları kaybetmemeniz gerekiyor. Cep telefonunuz bozulabilir ya da içindeki cüzdan silinebilir. O zaman sıkıntı yaşarsınız. Bir diğer cüzdanımız Coinbase Wallet. Coinbase biliyorsunuz dünyanın en büyük borsalarından bir tanesi. Yine Wallet hizmeti de veriyorlar, cüzdan hizmeti veriyorlar. Bu da cep telefonunuza Google Play üzerinden ya da Apple Store üzerinden kurabilirsiniz Apple telefon kullananlar için. Yine sağlam bir cüzdan. Fakat dediğim gibi cep telefonları şu anda internete girebilen telefonlar olduğu için her zaman bu tarz cüzdanlarda da risk vardır. Soğuk para cüzdanlarında diğer bahsettiğim yani Ledger Nano X gibi cüzdanlarda, Nano X gibi cüzdanlarda ise sizin tamamen offline ortamda yani kabloyla bağlayarak işlem yaptığınız için bu kodlar cihazın içinde tutulduğu için dışarıdan bir erişim gerçekleştirilemiyor. Bu cihazın o kişilerin elinde olması gerekiyor sadece. Ya da private key dediğimiz özel anahtarlarınızın bu kişilerin elinde olması gerekiyor ki sizin coinlerinizi ele geçirebilirler anca o zaman. Bu cüzdanları kullanabilirsiniz güvenlen. Fakat dediğim gibi eğer durumu olmayan yani çok az miktarda bir coin tutuyorsanız elinizde bu cep telefonu cüzdanlarını kullanabilirsiniz. Trust Wallet, Atomic Wallet ve Coinbase Wallet. Bu üçü sağlam cüzdanlar. Ben kendimde kullandım daha önce. Fakat kesinlikle kodlarınızı kaybetmeyin. Durumunuz varsa da ve çok ciddi miktarlarla borsada tutuyorsanız da paranızı Ledger Nano S gibi bir cüzdan alın. Zaten Nano S bayağı ucuzladı. Nano X çıktıktan sonra. Bunu değerlendirebilirsiniz. Şimdi sıra geldi bayram çekilişimize arkadaşlar. Biliyorsunuz son videomuza beğenen kanalımıza abone olan ve son videomuzun altına yorumlarını yazan arkadaşlarımızdan 3 kişiyi VIP Telegram kanalımızda bir ay misafir edeceğimizi söylemiştim. Bunun çekilişini yapacağız şimdi bayramın son günü bugün. Kazanan arkadaşları tebrik ederim öncelikle. Videomuza 70 yorum gelmiş. 5530 görüntülenmesi var. Çok teşekkür ediyorum yorum yazan herkese, beğeni yapan herkese. Videomuz kripto para piyasanın deprem etkisi yapacak. BTC yön analiz stratejimizle ilgiliydi. Çekilişimizi başlatıyoruz şimdi. Kazanan arkadaşları şimdiden tebrik ederim. Birinci kazanan arkadaşımız Selman 324. İkinci kazanan arkadaşımız Bahadır Yeşukay. Üçüncü kazanan arkadaşımız Acımasız Gerçekler. Bu üç arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bu üç arkadaşımız bizimden irtibata geçebilirler. Twitter üzerinden bana mesaj yoluyla irtibata geçerlerse Telegram kanalımızın linklerini kendilerinden paylaşacağım. Ve daha sonrasında zaten bu stratejimiz YouTube kanalımızda olacak. YouTube kanalımızda herkes tamamen ücretsiz olarak faydalanabilecekler. Videomuzu izlediğiniz için herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Videolarımızı beğenirseniz yorumlarınızı yazarsanız kanalımıza destek olmuş olursunuz. Hepiniz sevgiyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.